Mevlüt Bey, burada bir cep teras uygulamalarınızı gördüm. Burada Evet. neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettiniz? Değişik bir uygulama. Bu mecburiyetten olan bir şey. Çünkü bu bahçemizin dikimi çok şekilsiz. Mesela bir yerden bir sıra başlayanın sıranın arasında başka bir sıra devam edebilir. Dolayısıyla buraya makine sokamadık. Makine sokamadığımız için elle yapmak zorunda kaldık. Ocakların alt tarafı çok yüksekte kaldığı için ben de mesela şu gördüğünüz buna fraktı ya da çit deniyor buralarda. Bunu yaptım. İşte kestiğim dalları da arkasına koydum kapatması için. Sonra buradan kazdırarak kürekle toprağa atarak bu aşağıya doğru. Bu mesela bazen bu tip ocaklarda işçi dal çektiği zaman toplarken bazı dallar mesela kökünden Kökünden geliyor. geliyordu. İşte onu engelledik. Bir de şimdi yeni sürgüler aldığımız zaman bunlardan böyle bir sorunumuz olmayacak. Bir de yine normal terasın işlevini görecek. Yani su tutacak. Gerçi terasın diğer işlevini yani makine toplama yapmaz ama en azından yoldan bunu toplar zaten makine geldiği zaman. Bunu bu amaçla yaptık. Ama biraz ilginç oldu. İşte çalık çırpı yiyorduk ama yani sonuçta bunlar da biliyorsunuz çürüğü gibi oluyor. Öyle bir faydası da var. Yani ne bulursak bahçede bahçeye vermeye çalışıyoruz.